Kardeş Pakistan'ın muhterem Cumhurbaşkanı, saygıdeğer meclis başkanları, sayın milletvekilleri, değerli katılımcılar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi EİPA 2. Genel Konferansı vesilesiyle İslamabad'da bulunmaktan ve tam 8 senelik bir aradan sonra EİPA çatısı altında sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Genel konferansa ev sahipliği yapan Pakistan Milli Meclisi Başkanı Sayın Esad Kayser'e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ediyor. Dost ve kardeş Pakistan halkını ve hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce dünyamızı derinden etkileyen COVID-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Saygıdeğer meclis başkanları, değerli katılımcılar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı yaklaşık 8 milyon kilometre karelik bir alanda 450 milyondan fazla bir nüfusu bünyesinde barındıran, kardeşlik ve dostluk zemininde filizlenen büyük bir teşkilattır. Pakistan ve İran ile birlikte kurucu üyesi olmaktan iftihar ettiğimiz bu teşkilat, hitap ettiği geniş coğrafyada ülkelerimiz arasında ekonomik, teknik ve kültürel işbirliğini daha da geliştirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın parlamenter boyutu ise kıymetli ev sahibimiz Pakistan'ın girişimleriyle 2012 senesinde başlatılmış, 2013'te düzenlenen ilk genel konferansta imzalanan kuruluş şartıyla da hayata geçirilmiştir. Asamblemizin başlangıçta planlanan kurumsallaşma süreci henüz tamamlanamamış olsa da kuruluş hedefleri doğrultusunda çalışma irademizin mevcudiyeti ümit ve ilham vericidir. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın çizdiği yol haritasında parlamenter diplomasinin sağlayacağı yapıcı etkiyi halklarımızın menfaati için kullanmak gayesiyle teşkil ettiğimiz bu asambleyi artık daha çok sahiplenmenin ve etkin kılmanın vaktinin geldiği kanaatindeyim. Sayın Meclis Başkanları, değerli katılımcılar, İkinci genel konferansımızda ticaret ve bağlantısallık, yoksulluğun azaltılmasında ve kalkınmada turizmin geliştirilmesi gibi gündem maddelerinin yanında bütün dünyayı etkilemeye devam eden COVID-19 küresel felaketiyle mücadelede parlamentolarımızın üstlenebilecekleri rol ve mesuliyetleri de istişare edeceğiz. Bu meseleler esasen ancak güçlü bir dayanışma, bölgesel ve uluslararası işbirliği vasıtasıyla çözüme kavuşturulabilecek koordinasyon gerektiren hassas meselelerdir. Bilhassa hayatın her alanının menfi şekilde etkilendiği bu kritik dönemde söz konusu imtihanlarla ilgili bölgesel istişare ve diyalog atmosferini temin eden asamblemizden istifade etmemiz şarttır. Buradaki fikir alışverişlerimiz neticesinde elde edeceğimiz katma değeri parlamentolarımızın çalışmalarına yansıtarak somutlaştırmamız halklarımızın menfaati bakımından da ehemmiyet arz etmektedir. Saygıdeğer meclis başkanları, küresel krize dönüşen COVID-19 salgını, dünyada 2,5 milyondan fazla insanın hayatına mal olmuş, sağlık alanında olduğu kadar ekonomi ve ticaret üzerinde de çok büyük tahribatlara yol açmıştır. Bu sürecin derin sosyoekonomik, insani ve siyasi etkileri bütün dünyada derin bir şekilde hissedilmektedir. Bu etkilerin İstikbaldeki neticeleri ise şüphesiz bütün uluslararası teşkilatlar gibi bu platformun da çalışma sahasında yer tutmaya devam edecektir. Kanaatimce COVID-19 salgını ve sonrasındaki dönem başlı başına bir sosyal araştırma, akademik çalışma ve ilmi çözüm üretme dönemi olarak da dünya tarihinde ve literatürde bir dönüm noktası teşkil edecektir. Kıymetli arkadaşlarım, İnsanlık COVID-19 ve benzeri musibetlere karşı bir kader ortaklığı içindedir. Bu sarsıcı krizle mücadelede uluslararası işbirliği ve dayanışma belki de hiç olmadığı kadar elzem hale gelmiştir. Salgının küresel ölçekte bir yaklaşımla ancak hızlı ve etkin bir aşılama ile bertaraf edilebileceği aşikar olmasına rağmen küresel adaletsizlik aşıya erişim noktasında da maalesef kendini göstermektedir. Türkiye olarak salgınla müşterek mücadelemizde süratle geliştirilen aşıların yeterli miktarda üretilerek adil ve erişilebilir bir şekilde bütün insanlığın istifadesine sunulmasının hayati önemi haiz olduğu kanaatindeyiz.
Bizim kültürümüzde veciz bir şekilde ifadesini bulan, paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil ilkesinden hareketle bugüne kadar 158 ülke ve 11 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek temin ettiğimizi ifade etmek isterim. Yerli ve milli aşı geliştirme çalışmalarımızda da büyük mesafeler kat ettik. Hazır olduğunda milli aşımızı insanlığın hizmetine sunacak sınırlarımız dahilindeki etkin mücadelemizi küresel gayretlere aksettireceğiz. Değerli meslektaşlarım, etkili ve rasyonel bir planlamayı zaruri kılan salgına karşı tedbirler alınırken, kamu sağlığının korunması ile ekonomik ve sosyal hayat arasındaki dengede gözetilmelidir. Zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin şeffaf ve orantılı olması ve doğru zamanda doğru ölçekte uygulanması, uluslararası ilişkilerimiz çerçevesinde hayata geçirdiğimiz müşterek projelerimiz bakımından da isabetli olacaktır. Parlamentolar olarak alacağımız kararların kanunlarla desteklenmesi, tedbirlerin sosyal boyutlarının gözetilmesi, mali kaynakların kırılgan toplum kesimlerinden başlayarak adil bir şekilde dağıtılması hassasiyet göstermemiz gereken bir diğer önemli husustur. 1977 tarihli İzmir Anlaşması'nın hukuki zemini üzerinde teşkil edilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş hedefi olan bölgesel işbirliği ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi için ülkelerimiz arasındaki ticaretin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi de zaruriydi. Maalesef teşkilatımıza üye ülkeler arasındaki ticaret hacmi 100 milyar dolar seviyesini halen aşamamıştır. Bu rakamı yakalayabilmek için ilgili kurum ve kuruluşlarımızla birlikte harcadığımız mesaiyi salgın öncesinde olduğu gibi sekteye uğratmadan devam ettirmeliyiz. Alınan zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin şeffaf, orantılı ve geçici olması şüphesiz müşterek ticaretimiz açısından da önem arz etmektedir. Üye ülkeler olarak bir yandan salgınla mücadele ederken bir yandan da tedarik zincirlerini açık tutmamızın elzem olduğunu da bu bağlamda vurgulamak isterim. Bilindiği üzere coğrafyamız dünya üretim merkezleri arasında adeta köprü görevi görmektedir. Türkiye olarak deniz bağlantısı olmayan ülkelere hava ve kara ulaştırmasında taşımacılık altyapısının geliştirilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız. Bu çerçevede ülkemizin öncülüğünü ettiği tarihi İpek yolunun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridor girişimimiz Doğu ile Batı arasında etkileşimi arttıracaktır. İlaveten İstanbul, Tahran, İslamabad yük treni seferlerinin yeniden başlatılması için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelinmesi de bölgemizin entegrasyonu bakımından müjdeli bir gelişmedir. Değerli katılımcılar, dünyada salgının etkilerinin en fazla hissedildiği alanlardan biri de turizm ve seyahat sektörü olmuştur. Türkiye olarak ulusal düzeyde salgının etkilerini asgariye indirebilmek için Dünya Turizm Örgütü'nün açıkladığı ilkelerle uyumlu bir şekilde bazı tedbirleri yürürlüğe koydu. Bu sene turizm sektörünün geçmiş kayıplarının telafi edilebilmesini teminen her türlü hazırlığı tamamladığımızı ve Eğitim çerçevesinde bilgi ve tecrübe teatisine karşılıklı işbirliğine geliştirmeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Aziz dostlarım, ekonomik ve ticari ilişkiler ancak güvenli ve istikrarlı bir zeminde tekamül edebilir. Bu durum uluslararası sistemde defalarca tecrübe ettiğimiz bir realitedir. Ülkelerimizin ve bölgelerimizin güvenlik ve istikrarına yönelik her tehdit esasen insani, sosyal ve kültürel yapıyı da hedef almaktadır. Bu tehditler küresel ölçekte dayanışma ve işbirliğiyle bertaraf edilmeden bilhassa savaş, şiddet ve terörle mücadele gibi meseleler üzerinde uluslararası mutabakat ve işbirliği sağlanmadan barış ve huzuru hakim kılmak mümkün değildir. Bu bağlamda içinde bulunduğumuz coğrafyada yaşanan acıları gündemde tutmaz, insanlık olarak bu acıların müsebbiplerine hesap sormazsak vicdani mesuliyetimizi de yerine getirmiş olamayız. Sadece birkaç hafta önce Filistin'de yaşanan ve hepimizi derin teessüre boğan zulüm bunun bariz bir örneğidir. Bölgede işlenen insanlık suçu ve uygulanan terör sonrasında hali hazırda tesis edilen ateşkes yakın takip edilmeli, ihtiyaç durumunda elimiz taşın altına konulmalıdır. Türkiye, iki devletli çözüm vizyonu ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulmasına yönelik çabaları kararlılıkla desteklemektedir. Bu husus bölge barışının sağlanması bakımından da çok önemlidir.
keza yaklaşık 74 yıldır devam eden ve bölge barışını da tehdit eden Keşmir sorununun diyalog yoluyla insan haklarına ve uluslararası hukuka saygı ilgili Birleşmiş Milletler kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri dikkate alınarak çözülmesi gerekmektedir. Türkiye olarak uluslararası toplumun artık güçlünün ve sesi çok çıkanın, çok gürültü yapanın değil, hakkının yanında durması gerektiğini her seviyede ve her platformda vurguluyoruz. Bu noktada elimizden gelen her türlü diplomatik gayreti sarf ediyoruz. Salgın öncesinde olduğu gibi bu dönemde de terör örgütleriyle mücadelemizi karanlıkta sürdürürken bölgelerimizde güvenlik ve istikrarın tesisine ihtiyaç duyulan her hadisede dost ve kardeşlerimizin yanında duruyor, onlara destek veriyoruz. Uluslararası güvenlik ve huzurun temini noktasında yükümlülüklerini üstlenen ve bunu layıklığıyla yerine getirme gayretindeki bir ülke olarak bölgenin ekonomik refah ve istikrarına da katkı sağladığımıza inanıyoruz. Saygıdeğer Meclis Başkanları, kritik dönemler ve krizler bazı fırsatları da içinde barındırır. Buradaki temel prensip bu fırsatları değerlendirirken atılması gereken adımların ihmal edilmemesi ve doğru zamanlamadır. Bu bağlamda bu büyük camianın üyeleri olarak ekonomiden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye uzanan geniş yelpazedeki mevcut işbirliği potansiyeli değerlendirmek için ihtiyaç duyulan adımları süratle atmamız gerektiği kanaatindeyim. Bu sektörlerde bölgesel bağlantının güçlendirilmesi ve yaratıcı projelerin geliştirilebilmesi noktasında parlamentolarımıza büyük roller düşmektedir. Sözlerime son verirken, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nin güçlendirilmesi, sonuç odaklı bir parlamenter yapıya dönüştürülmesi ve salgından kaynaklanan yeni imtihan ve imkanlara karşı etkin kılınması bakımından verimli istişareler gerçekleştireceğimizi ümit ediyorum. Asamblemizin yakın gelecekte daha da kurumsallaşarak faaliyetlerini devam ettirmesinin hepimizin müşterek arzusu olduğuna inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Pakistan'ın saygıdeğer Cumhurbaşkanı'nı, aziz dostlarım Pakistan Milli Meclis Başkanı Esad Kaize başta olmak üzere bütün Pakistan makamlarına ve konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere kıymetli katkıları için şahsım ve heyetim adına şükranlarımı arz ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.